Öncelikle ben bir noktaya işaret etmek istiyorum. Hakikaten İslam'ın temel hükümlerinde dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların arasında önemli bir ihtilafın yaşanmaması, İslam dininin tevhid dini olmasının çok önemli bir göstergesi. Yani beş vakit namaz, Endonezya'da da beş vakit namaz. Artık bugün Amerika'daki Müslüman arasında da beş vakit namaz, Balkanlarda da beş vakit namaz. Sabah namazı Çin'deki Müslümanlarda da iki rekat, efendime söyleyeyim. Daha işte Güney Afrika'daki Müslümanlar nezdinde de iki rekat. Dinin temel meselelerinde aslında çok önemli bir birlik söz konusu. Tabii bunlar çok tartışmalı konular olmakla birlikte bir mevzuatül icma diye bir çalışma yapıldı Lübnan'da. İcma ansiklopedisi. İcma ansiklopedisi. İcma ansiklopedisinde hatırladığım kadarıyla böyle üzerinde icma edilen konular bir araya getirilmeye çalışılmış. Burada da dört mezhebin kitaplarında yani ittifakal ulema, alimler şu konu üzerinde ittifak ettiler, şu konu üzerinde icma ettiler dedikleri konular değerlenmiş, bir araya getirmiş. Değerleme bir çalışma. O çalışmada 22 bin şey vardı, başlık vardı. Hatırımda yanlış kalmadıysa 22 bin başlık bir araya getirmiş. Yani bu gösteriyor ki aslında ihtilaftan daha ziyade ittifakın yaygın olduğu, hemen olduğu bir dinin mensuplarıyız Allah'a hamdolsun. Bu son derece sevindirici bir şey. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiye ve eğitiminde, sahabe-i kiramın Kur'an-ı Kerim ayetleri nazil oldukça onların nasıl hayata geçirileceğini, Peygamber Efendimizin eğitiminde ve terbiyesinde sahabe-i kiramın uygulamış olması, buna şahit olmuş olması ve daha sonra sahabe-i kiram dört bir tarafa dağıldıktan sonra oralara Hazreti Peygamber'den gördükleri uygulamaları taşımaları ve bir diğer taraftan da bilhassa Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın fakih sahabileri Medine-i Münevvere'de tutmaya çalışması, Medine-i Münevvere'de onları tutup meseleleri istişare ederek istişare mekanizması içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışması böyle bir birliğin oluşmasında çok önemli rol oynamıştır. Bir diğer amil ise bu noktada özellikle Hulefai Raşid'in ilk dört halifenin Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhum efendilerimizin hepsinin fakih olmaları, fakih sahabi olmaları ve istişareye önem vermelerinin burada büyük payı olmuştur. Dolayısıyla bu birlik, bu birliğe ilk önce bir işaret etmek istedim ben. Yani mezhep konusuna girmeden hocam, önce. Hocam ihtilaflar hani çok konuşulduğu için mi çok gözüküyor? Aklıma o geldi hocam. Muhtemelen belki hani ihtilaflar daha çok dikkat çektiğinden dolayı. Hani şimdi Mescid-i Nebevi'deki haçta, umrede falan tabloyu bir göz önüne getirin. Dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanlar. Mescid-i Haram'daki tabloyu bir göz önüne getirin. Dikkat ederseniz hiçbir sorun yaşanmadan herkes uyup oradaki imamla birlikte, şimdi içinde Hanbelisi var, Şafiisi var, Malikisi var, Hanefisi var. Yani mesela haçtaki uygulamalara bakarsanız mesela Hanefi mezhebine göre caiz olmaması gereken birçok husus bakıyorsunuz. Orada artık benimsenmiş ve bir mezhep taassubu meydana gelmeyecek şekilde Müslümanlar arasında birlik sağlanmış. Buna bir işaret etmek istedim ben öncelikle.